Sorgusunu sen yapacaksın. Ne yapmamı istiyorsunuz efendim? Her şey onun üstüne yıkılacak. Bu iş ne zaman bitecek efendim? Bu kadar çalışıyoruz. Örgütleniyoruz ama bir arpa boyu kadar yol gidemiyoruz. Tam sade engelini kaldırdık diyoruz. Bu sefer Güray meselesi çıkıyor. Sen devleti ele geçirmeyi eskisi gibi meclisi basıp radyoyu ele geçirmek mi zannediyorsun Kenan? Ne dünya eski dünya, ne de Türkiye eski Türkiye. Efendim, ülke elden gidiyor. Sizin öne sürdüğünüz mazeretlere bakın. Borsadan korkuyoruz. Ekonomiden korkuyoruz. Avrupa'dan korkuyoruz. Amerika'dan korkuyoruz. Biz korkuyoruz da İşbirlikçiler niye zerre korkmuyor? Her yeri ele geçiriyorlar. Bu ülkede insanların maaşını bir ay ödemezsen ne olur biliyor musun? Hiçbir şey olmaz. Sen öyle mi zannediyorsun? İnternette bir site yasaklanınca kıyamet kopuyor bu ülkede. 2 sene önce aklımızda olmayan bir şey. Kıyamet miyamet kopmaz. Seni ilk önce çocuğun rezil eder. Baba, neden kapatıyorsunuz diye. Her gün orada video seyrediyor çünkü. Senden çok interneti seviyor. Senin sözünden çok onları dinliyor. Onların verdiği bilgilere itibar ediyor. Sovyetler yıkıldı Kenan. Koca Sovyetler. Nasıl yıkıldı biliyor musun? 2 kot pantolon, 1 hamburger... bir çikolatayla yıkıldı. Postmodern bir dünyada yaşıyoruz artık. Bu seçtiğimiz yöntem de postmodern olmak zorunda.